Çok yorgun gözüküyorum. Çünkü çok yorgunum. Bir an önce okuldan dönmek istiyorum. O kadar kötüyüm ki size anlatamam. Selamlar. Bugün çok kötüydüm. Sabah da zaten bir şeyler çekmiştim diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Ama şimdi artık derse başlamam gerekiyor. Çünkü hem saat çok geç olacak. Saat 7 falan oldu galiba. Ya da olmadıysa bile 6.30'dur en az. Yapmam gereken çok fazla şey var. Çünkü cuma günü fizik sınavım var. Bugün İngilizce speaking'den 25 üzerinden 22 aldım. Benim için iyi açıkçası. Yani sonuç olarak benim İngilizcem bayağı kötü ve hani sen iyi. Şimdi bugün fizik çalışacağım tekrardan. Bugün artık bir fiziği tamamen aradan çıkaracağım. MEB'in sorularını çözmek istiyorum. Hemen zaten ajandama da yazayım sizlere. Bir dakika, ilk önce yapmak istediğim bir şeyler var kafamda oluşturduğum. Şimdi bugün hemen tarih atıyorum. Bugün 7 Kasım. Çarşamba. Bugün bu arada okulda çok kötüydüm. Hiç ders dinleyemedim. Hiç böyle motivasyonum falan da çok kötüydü. Bayağı da ders vardı aslında bugün. Biyoloji tekrar falan da... Ay, gözüme bir şey kaçtı. Biyoloji tekrar falan da yapmam lazım da onu cumartesi pazara saklıyorum. Zaten pazartesi biyoloji sınavı var. Şu fizik bir geçsin. Rahatlayacağız. İnanıyorum. Yarın matematik, edebiyat, tarih, din var. Ama matematik ve edebiyatta gidiyor. Çünkü deneme varmış yani. Hiç de kafam denemeye uygun değil şu anda ama gireceğiz. Hem böyle fizikte falan kendimi denemiş olurum. Şimdi bugün MEB fizik kazanım testleri çözeceğim. Onun dışında başka. Bugün manyetizmayı tamamen aradan çıkarmam gerekiyor. Dün onunla ilgili bir video izledim ama çok kısaydı izlediğim video ve izlerken uyuyakalmışım zaten. O yüzden anlamadım onu. O yüzden bugün hani daha böyle verimli bir şekilde manyetizmaya da çalışmam gerekiyor. Onun dışında şimdi bir tane Tonguç'un bir videosu var. Yazılıya hazırlık diye. Şöyle bugün iki tiklik bir gün olacak benim için. Şimdi üçüncü testte çözdüm. Üç yanlışım var sanıyordum. Kontrol ettim, üç yanlışım çıktı. Sonra bir baktım, birinci sorunun Denizli ve Edirne şıkkı aynı. Ve iki yanlışım varmış toplam. Onu anladım. İkisini de yarın soracağım çünkü çözemedim. Neyse. Şimdi ben yemek yemeye iniyorum. Başım çok ağrımaya başladı. Bilmiyorum, belki burada bitirir yatar uyurum. Günaydın bugün günlerden. Perşembe. Yes, aklıma geldi. Şimdi ben kendime yiyecek bir şeyler hazırladım. Yiyecek bir şeylerden kastım pankek. Evet. Pankek hazırladım. Zaten geçenlerde de hazırlamıştım kendime. Pankek yemeyi çok seviyorum. Hem ben zaten tatlı şeyleri falan da çok seviyorum. O yüzden benim için hoş olacak. Şimdi kaymak alacağım. Çünkü pankekle kaymağı çok yakıştırıyorum. Ve normalde çikolata falan da sürecektim ama çikolata böyle çoko krem mi ne kalmış, normalde Nutella falan kullanıyoruz ama bitirmişiz. Çoko kremi de sevmiyorum, o yüzden yemeyeceğim. Onun dışında bir tane kivi kestim böyle. Fakat kivi bayağı bir sert çünkü daha olmamış. Ama olsun, belki yerim. Bu arada pankeklerim normalde şu renkte olması gerekirken biraz yanmış olabilirler. İki tanesi yandı hafif. Olsun. Sıkıntı değil. Şimdi biraz tabağıma kaymak koyacağım. Onun dışında şimdi kendime kahve yapıyorum. Bu arada bugün okula gitmedim. Çünkü... Evet, bu bardağım güzel. Çünkü hem okula gidecek havam yoktu.
çok hastaydım. Yani daha doğrusu gidebilirdim çünkü düne göre daha iyiyim. Hemen ayaklandım. Bugün çok dolu dersler yoktu. Bir de bugün evde durup fizik çalışıp sonrasında gün içerisinde babam da evde olacak. Şu an annemler evde değil bu arada. Babamla birlikte konuşamıyorum. Babamla birlikte ya da kardeşlerimle birlikte işte TÜYAB'a gideriz diye düşündüm. O yüzden bugün okula gitmedim. Bu arada bu sefer özet çıkarmayacağım çünkü elimde özetlerim var. Sadece ekstradan eklemem gereken bir şey olursa yazacağım. Kombinim çok çok efsane şu an. Çok efsane. Neyse ki eve döndüm. Gittim ve geldim pijamalarımla. Ve Allah aşkına markete giderken yani normal nasıl giyinmemi bekliyorsunuz ki pijama tabii ki de yani. Şimdi çok hızlı bir şekilde noodle'umu yapacağım. Ondan sonra çok hızlı bir şekilde noodle'um pişerken de noodle'um pişerken de çok hızlı bir şekilde bulaşık makinesini boşaltacağım. Ve şuradaki pislikleri buraya iki şey yaptım. Şimdi hemen böyle yapıyorum. Yapıyorum dediğim de sosları koyuyorum. Çok çok olağanüstü bir şey yapıyormuş gibi. Bugün full anlamıyla hayatı sorguladığım bir gündü. Şimdi fiziğe oturacağım ve tamamen çalışacağım artık. Ve tamamen artık bu 1-2 saat içerisinde tamamen artık fiziği bitireceğim ve kafamı rahatlatacağım. Buna emin olabilirim, olabilirsiniz. Fizik defterimi baştan sona tekrar edeceğim. Özet defterimi baştan sona tekrar edeceğim. Ve fizik kitabında çözdüğümüz sorulara tekrardan çözümlerine bakacağım olabildiğince. Ve Palme'deki soru... Palme'den soru kaldı mı ya? Palme'den soru kaldıysa bir de onlara bakarım. Çok hızlı konuştum sanki. Bugün hiçbir şey yapmadım. O yüzden moralim çok bozuk. Arkadaşlarım okula gitti. Deneme oldu. Geldiler. Ben evde mal mal oturdum. Sadece video izledim yani. Ders videoları dışında normal videolar da izledim. Ders videoları da yani enerji bile harcamıyorsunuz. Güç bile uygulamıyorsunuz. O yüzden çok salakça bir gündü benim için. O yüzden biraz moralim bozuk. Ama bunları kim cevapladı ya? Çözebileceğim iki test var. Palme'den de iki test çözerim. Sonrasında daha fazla bir şey çözmeyeceğim. Çünkü artık fizik kelimesini bile duymak istemiyorum. O kadar sıkıldım ve o kadar bunaldım ve o kadar fizikten nefret ettirdiler ki bir haftadır şu sınav geçsin bitsin modundayım. Neyse ki yarın geçip gidiyor. Bir de yarın TÜYAB'a gitmeyi düşünüyoruz kızlarla. Bugün gidecektim biliyorsunuz ki fakat babam çok saçma bir şekilde saat 5'te neredeyse 4.30 gibi eve geldiler. O saatten sonra işe gitti. Çok saçma bir şekilde galiba işi vardı bilmiyorum. Ki işi olmasa da işe gitsin yani. Çok saçma cümleler kuruyorum. Neyse şu an tek kafamı yorabileceğim şey fizik olmalı. Şimdi ben başlıyorum. İlk olarak normal defterimle başlayacağım. Sonra özet defterine geçeceğim. Duydum ördüğünü çıkmış bay bay yaptı uzaktan. Yeni sevgili bulmuş, beni hemen unutmuş, görür görmez vurulmuş. Aha çok tatım, çok tatım. Çok özür dilerim ama bunu yapmam gerekiyordu yoksa içimde kalacaktı. Beni izleyen, benden küçükler varsa cidden özür dilerim. Asla beni öyle kalmayın. Neyse ben başlıyorum. Elektrik akımı tamam. Bir elektrik üzerinden bir zamanda geçen yük miktarına akım neler? Okey. I bölü I işte Q. Bir kağıda formülleri yazalım. Tamam. Elektron bu tarafa doğru gidiyor. Tamam.
Bence bağlı olan faktörler sanırım. O ülke... Ben böyle kestiğimde az gelince. Doğru anladım. Doğru anladım. Her zaman kes, kes de doğru anladım. Ha, düştü. Şimdi ben saçlarımı tarayacağım. Saat bu arada 12.30 falan, bayağı geç oldu. Ondan sonra da sabah kalkabilirsem 4 gibi işte, ya da 5 gibi. 5 büyük ihtimal çünkü 4 çok zorlar. 5 gibi kalkmaya çalışacağım. Test falan çözerim. Bir son bir bakarım falan diye düşünüyorum. Öyle 5 gibi kalkarsam, kalkabilirsem çok iyi olur. Şimdi de saçımı tarayacağım. Böyle o zaman yarın görüşürüz. Günaydın. Ben şimdi kalktım. Saat 7.30. Çok yorgunum. Ve çok da korkuyorum bir yandan. Sınavdan dolayı. Ne yapacağım bilmiyorum açıkçası. Şimdi çantamı hazırlayacağım. Ondan sonra kahvaltı yapmaya çalışırım belki. Böyle. O zaman sonra görüşürüz. Şimdi biz fizik sınavından çıktık. Ama sınava biz mi girdik? Sınav mı bize girdi? Hiçbir fikrim yok. Dilara fikrini alabilir miyim? Hayır. Alayım. Bir şey düşünmüyorum şu an. Sadece. Ya nasıl, o kadar zordu ki. Diye. Hani kurtarma sınavını falan düşünüyorum şu anda. O derece hani. Aa, değil kardeşim. Çok kötüydü. Bu kadar kötü olamazdı bir sınav yani. 60 bile alamıyorum o derece. Ya 60-70 alsam iyi. 60 alsam çok iyi. En fazla o kadar. Alamıyorum ben. Hayat çok zor gençler. Fizik sınavı çok güzel girdi. Neyse ben şimdi beden dersimiz, sonra görüşürüz. Sağ yazım alana eklersin artık. Anlıyor musun ne dedi? başka ne diyeyim? Benim 20 oldu. Of çok yorgunum. Göz hatlarımı bakın. Makyajımı çıkaramadığım için konuşamıyorum aynı zamanda. Çok daha kötü duruyorum. Çok yorgun duruyorum. Neyse giyindim. Çok sade, çok klasik. Hem bugün siyahlara bürünmek istedim. Hem de yok. Bu kadar. Hem de rahatlıklarım var. Bunu ne zaman yapacağım diye merak ediyordum. Evet. Şimdi. İşte giyindim. Kombinimi zaten merak ederseniz gösteririm. Bir tek küpelerimi böyle değiştirip bir böyle... Evet, değiştireyim. Hani bir farklılık olsun. Bunları çıkardım. Bunları takıyorum. Çok farklılık oldu cidden. Bir de kolye takayım. Ya da böyle spesiyel mi olsam? Bilemedim. Neyse. Bugün şimdi arkadaşımdan dersleri öğrendim. Ama sırasını yazmasını bekliyorum yani. Galiba fizik, edebiyat, matematik, kimya varmış. Ben bu 4 dersten sadece matematik ve kimyaya girmek istiyorum. Çünkü fizik sınav zaten geçti. Edebiyat da istemiyor canım. O yüzden şimdi hangi saatlerde olduğunu öğreneceğim. Yazarsa çok mutlu olacağım. Böyle küpeleri taktım.
Bir de şu kolyemi takacağım. Böyle sade bir şey olacak. Böyle oldu. Sesim gidiyor, kusura bakmayın. Çıkarmayacağım, böyle kalsın. Hem böyle fazla fazla hoşuma gidiyor bazen. Sadece hani bugünün anlamı, önemine uygun mu, hani bu kadar şıklık. O biraz tedirgin etti. Ama eğer şeyse de içime atarım kolyeleri. Buramda da kocaman bir sürece geliyor. Muhteşem. Şimdi ben hazırlandım. Çıktım, babamı bekliyorum çıkmasını. Saatin 3:30 olmasına 15 dakika var. Babam da son evden çıkabildi. Biraz geç kalkmıştı, o yüzden hızlıca hazırlandı. Şimdi yola çıkacağız. Bu şekilde. Böyle. Şimdi kurstan çıktım. Minibüsten de indim. Eve geldim. Güzel bir yolculuktu. Çoğunlukla oturarak geldim. Boştu çünkü. Böyle. Mutluyum çünkü eve geldim. Dersler bitti falan ve bugün cidden inanamazsınız. Ben geçen sene kursa gidiyordum ama bu kadar verimli geçmiyordu her kurs. Ve mesela geçen sene kurstan çıkabilme şansımız oluyordu. Mesela atıyorum son derse girmek istemiyoruz diyelim ya da ortadaki derse girmek istemiyoruz diyelim. Kafamıza göre çıkabiliyorduk ama bu sene yasak koymuşlar. Kapıda da bekçimiz var. Çıkamıyoruz. Artık hocadan zorla, müdür yardımcısından zorla izin alıp, neyse ki kurs öğrencisi olmadığımız için çıktık. Ama normalde bugün kursa gidenler, kurs öğrencileri fark etti ki çıkmıyor, yani çıkamıyordu. Kapıda duruyorlardı, izin almaya çalışıyorlardı ama alamadılar. Neyse ki zaten şu anda sanırım saat kaçmıyor ama kurslar neredeyse bitmek üzere zaten. Kurs normalde 2:30'da bitiyor, biz 1:30'da falan çıktık okuldan, işte siz düşünün. Böyle. Eve geldim ama buradaki ışık çok güzelmiş. Tipim de o kadar kötü değilmiş bugün. Sevindim. Evet, şimdi girdim. Tamam, perdeyi açıyorum. Ev çok sıcak. Bir de şöyle bir olay olmuş. Bizim çok yakın bir akrabamızın kızına dün yanlış ilaç verildi diye. Yanlış ilaç verildikten sonra kızı kıpkırmızı olmuş. Sonra hastaneye giderken kız kalp kriziyle annesinin kucağında ölmüş ve bu bizim çok yakın akrabamız tarafından, yani yakın akrabamızın başına geliyor. Hani kızı tanıyorum, kız bizim evimize geldi, oyuncaklarımla oynadı, şu pembe oyuncağımla oynadı. O kadar tuhaf gibi, hani çok daha küçük yaşta. Yani sen bir doktorsun ve nasıl yanlış ilaç verebilirsin? Bunu geçtim. Hayat o kadar kısa ki, yani bir kere de bunu anladım. Diyecek bir şey yok. Şimdi ben üstlerimi falan değiştireceğim. Biraz dinlenirim. Yemek falan yiyeceğim. Annem de cam kırmış aşağıda, onu süpürüyor. Durum bu şekilde. Buramda da koskocaman bir sivilce çıkıyor. Neyse. Böyle. Ve saat 3 oldu. Ben yatağa kuruldum. Maalesef ki bayağı yattım, video falan izledim. Şimdi de videonun editini yapacağım. Sonra makyajımı sileceğim. Daha devam etmek istemiyorum bu makyajla. Günüme zaten makyaj dediğim sadece rimel. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum, biliyorsunuz zaten. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Çok fazla böyle ders ağırlıklı olmadı. Çok fazla ders ne çalıştığımı gösteremiyorum telefondan çalıştığım için. Ben çoğu zaman telefondan çalışıyorum. Yani şöyle söyleyeyim, telefondan video izliyorum. Ve video izlerken de not alıyorum. Aslında benim çalışmam bu kadar. O yüzden çoğu zaman ne yaptığımı gösteremedim. Daha hiç gösteremedim sanırım, hatırlamıyorum bile. O yüzden umarım hoşunuza gitmiştir ama 2-3 haftadır böyle çekiyorum. Sonra diyorum hiç ders çalıştığımı göstermemişim, sileyim bunu. Sürekli böyle siliyorum ama dün baya kişi canlı yayında linç yedim, bildiğiniz yani. Kaç haftadır video yüklemiyorsun falan diye. Bu videoyu yüklemek istiyorum. Yani sizi videosuz bırakmamak için. Umarım hoşunuza gitmiştir. O zaman sizleri seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Komşu tadı.